Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir online maç ile karşınızdayım. Rakibin gelmesini bekliyoruz. 1169'a kadar düştük arkadaşlar. O kadar saçma sapan maçlar kaybettim ki tabii ki iyi oynayan arkadaşlar da vardı. 3-0 yenen arkadaşlar oldu, 2-0 yenen oldu. Hatta yorumlara da yazmışlardı. 1300 dereceli bir rakip geldi. Hemen şöyle kadromuzu bir gösterelim. Gayet güzel. Forvetimiz Rashford'la Mount yükselişte. Rakip takımın kadrosuna bakalım. Mbappe, Ronaldo, arkasında Nedved. Gayet güzel bir kadro. Geriye geldik. İleriye gidelim. Maçımıza gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bir şeyler var. Bilmiyorum. Bir de farklı bir kadroyla, hiç oynamadığım bir kadroyla sahaya çıktım. Takım ruhu da çok iyi değildi. Aslında online maça o şekilde çıkmam hata oldu. Altın toplarla çıkmıştım. Takım ruhu da 90'larda falandı. Haydi bakalım maçımıza gidiyoruz. İnşallah galibiyetle çıkarız. Rakip takımın vuruşuyla maça başladık. De Jong, Neymar, Rashford kaçtı. Mount solda Messi'nin önüne doğru geçmedi. Ya şöyle toplar sağa sola çarpıyor. Adamın ayağına, kafasına, bilmem neyine çarpıyor. Geçmiyor ya, deli oluyorum ya. Gerçekten çıldırmamak elde değil. Nedved bu arada sert vurdu. Kaleci çıkarttı. Donnarumma. De Jong. Mount. Paslaşıyoruz. Keita. Tekrar De Jong. Rashford. Mount'un önüne. Messi'nin önüne tekrardan. Mount. Bir çalım. Mount vurdu. Kaleci çıkarttı. Ceza sahasının içine kadar da girdim yani burada. Bazı arkadaşlar diyor işte hep ceza sahasının dışından çekiyorsun diye. Yani o mesafeden Neuer güzel çıkarttı. Vallahi bravo. Pavard. Scholes. Şimdi rakip takım geliyor. Scholes. Girebilecek miyiz araya? Girdik. Alexandro. Şimdi Neymar. Rashford'un önüne doğru. Rashford. Ah be, biraz daha basmam lazımdı ya. Neuer bir tık öndeydi sanki. Gerçi çaprazdı ama. Şimdi Nedved. Mbappe. Araya girdik. Florenzi. Mount. De Jong. Neymar. Arkası dönük attığı için isabetli olmadı pas. Tekrar Messi kaçıyor. Messi'nin önüne güzel bir pas. Messi. Döndüm geriye. Keita. De Jong. İyi vurur. Ceza sahası dışından. Hemen kapattı rakip takım. Koulibaly. De Jong. Mount'un önünde güzel bir boşluk yine. Bir çalım yine. Mount. Girdi ceza sahasına. Yine kaleci Neuer çıkarttı. İşte Neuer açılıyor diyoruz ya arkadaşlar hep. Açıldığı zaman açıyı kapatıyor. Açık daralıyor yani. Daraldığı zaman o topu kurtarma ihtimali daha yükseliyor. Neuer'in o özelliği var ama işte açıldığı zaman da offside, biliyorsunuz aşırtmalar havada uçuşuyor bu sefer. Aşırtma goller. İlk yarıda topla üstünlüğümüz var. Çok iyi pas yaptık ama golü bulamadık bir türlü. Mount'la güzel çalımlar da geldi. Florenzi. Çıkartamadık. Mbappe'nin baskısı. Donnarumma uzun oynadık. Rashford'a doğru. Rashford indirebilecek mi bakalım. İndirdi. Nereye gitti top ama yine. Koulibaly. Kaptırıyorduk az daha. Messi. Rashford. Mount. Yine ceza sahasına. Donnarumma. Yine çıkarttı. Ceza sahası içinden çektim hep şutları bu sefer. Çok da dışarıdan. Neymar topukla vurdu. Neymar topuyla vurdu. Az farkla çıktı. Gerçi Neuer kapatmıştı kaleye doğru gitseydi orayı. Ama az farkla dışarıya çıktı. Şimdi Mount. Neymar'ı gördü.
Rashford'un önüne çok güzel bir pas ama Neuer çıktı aldı hemen. İlk yarı 0-0 sona erdi. 57-43 üstünlüğümüz var. 6'da 4 yapmışız. 4 kaleyi bulmuş. 4'ünü de kurtardı zaten Neuer. Golü bulamadık bir türlü. Dediğim gibi arkadaşlar buna benzer böyle çok pozisyonlar oldu diğer maçlarda da. 1-0 kaybettim, çok maç oldu. En az 4-5 tane öyle o şekilde maç kaybettim. Şimdi Mount, Messi, Keita kaçtı. Keita vuramadı. Pogba, Mbappe, Florenzi girdi araya, aldık. De Jong, Neymar'ın önüne doğru geçmedi. Keita, Mount, Pogba'yı geçemedik. Mbappe aldık topu. Top kazanma mücadelesi veriyoruz orada. Neymar'ın önüne doğru Pavard geldi. Pavard'a bir çalım. Oradan iyi vuruyor Neymar. Neuer iyi kapattı. Plaseyi güzel vurduk ama tam istediğimiz yere gitmedi ya da Neuer çok iyi yer tuttu. Tekrar Neymar. Rashford'un önüne. Rashford. Rashford'da alan şut geldi Rashford'dan. Biraz daha yukarı bassam. Aşırtma bir dalan şut golü müthiş olmaz mıydı arkadaşlar? Top bizde mi? Sadece rakibin ayağına da çarpmıyormuş demek ki. Top bize de çarptı. Ama bazen tesadüfler silsilesi çok oluyor. Şimdi kontra atağa çıkıyoruz. Keita. Mount. Ne yaptı orada? De Jong tekrar Mount'a. Arkanı niye döndün? Messi'ye gelmedi top ya. Arkasını döndü. Bu arada kontra atak geldi bu surdan. Rakip takımdan Koulibaly'yi. De Jong. İsabetli pas gelmedi. Ortada geçti maç. Şu dakikalarda. İlk yarıda çok gol kaçırdık. Şimdi bir kontra olur mu? De Jong, Neymar. Hadi be Neymar ya. Senin hızlı bir oyuncusun sen. Nasıl hızlı hemen pası aktaramıyorsun? Gerçekten anlamak güç. Koulibaly. De Jong. Mount yoruldu bu arada. Abi top geçmiyor ya. Ne oluyor arkadaş? Niye geçmiyor top ya? Al işte. Ya neredeyse hiç atağı yok adamın. Bir kere geldi gol attı ya. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Ya bir kere geldi adam gol attı ya. Ya harbiden olmayınca olmuyor ya. Gerçekten olmuyor arkadaşlar ya. O kadar emek boşa gidiyor. Yani o kadar çok kupa kaybettim. Oyuncu değiştireceğim, montu değiştireceğim de niye basılmıyor? Değiştiremedik. Ya böyle bu şekilde kaç tane maç kaybettik ya. Gerçekten şu online'ın adaleti yok arkadaşlar ya. Gerçekten yok. Ortaya oynadık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya baksana ya. Şuraya bak ya. O mesafeden Rashford bir topa vuramadın ya. Hadi güzel orta golü getirir. Yok abi bizim. Yenildik ya. Ya harbiden olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bu kaçıncı bu şekilde maç kaybedişim. Ya tabii ki her zaman galip geleceğiz diye bir şey yok arkadaşlar. Bu maçta bu şekilde oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Maçla alakalı düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.